Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik ve lezzeti şahane nefis bir pasta tarifiyle geldim. Evimizde olan malzemelerle şipşak hazırlayabileceğimiz bu tarifimde kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimizin yapımına geçelim. İlk olarak pudingimizi hazırlayacağız. Bunun için 1 litre sütü uygun bir tencereye alalım. İçerisine 1 su bardağından biraz eksik toz şekeri, 1 dolu yemek kaşığı nişastayı, 3 dolu yemek kaşığı unu ve 2 yemek kaşığı kakaoyu ekleyerek karışım tamamen homojen bir hale gelinceye kadar çırpıcı yardımıyla karıştıralım. Ben genelde tariflerimde buğday nişastası kullanıyorum. Eğer elinizde mısır nişastası varsa onu da kullanabilirsiniz. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı 200 ml'lik olan klasik su bardaklarından. Karışımın içerisinde hiç topak kalmayıncaya kadar çırptıktan sonra pudingimizi ocağa alalım ve aynı bu şekilde sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirelim. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 1-2 dakika kadar pişirmeye devam ettikten sonra ocaktan alabiliriz. Pudingim pişti ve ocaktan aldım. Son olarak içerisine 1 dolu yemek kaşığı kadar margarin ya da tereyağını, 1 paket şekerli vanilini ve 1 çay bardağı kadar da, bu isteğinize bağlı, ben çok yakıştırdığım için genelde puding yapımında kullanıyorum, damla çikolatayı ekleyerek aynı şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Ben bitter damla çikolata kullandım. Eğer elinizde sütlü çikolata varsa ondan da kullanabilirsiniz. Bu arada kullandığım çay bardağının ölçüsü de 100 ml. Ben dikdörtgen borcamda pastamı hazırladım. Dilerseniz siz orta büyüklükteki kare borcamda da hazırlayabilirsiniz. Böylelikle pastanız daha kalın olacaktır. Ama bu boyutta da kalınlığı gayet güzel oluyor. Videonun sonunda göreceksiniz pastayı. Elinizde hangi bisküviden varsa onunla hazırlayabilirsiniz bu pastayı. Genelde bu pasta petibör bisküviyle ünlenmiş bir pasta. Yalnız diğer bisküvi çeşitleriyle de gerçekten çok güzel oluyor. Ben bu tarifimde burçak bisküvi kullandım. Pudingimiz sıcakken pastamızı döşeyeceğimiz için bisküvileri sıralarken sütle ıslatmamıza gerek yok. Gerçi sizin kendi zevkinize kalmış. Dilerseniz ıslatabilirsiniz. Daha yumuşak olacaktır. Ama bu şekilde hazırladığınızda da kesinlikle bir kıtırlık olmuyor. Yumuşacık oluyor pastanız. Kullandığımız pudingi 3 sıraya yetecek şekilde ayarlayalım. Birinci sırayı döktükten sonra kaşıkla güzelce her yerine dağıttım. Aynı şekilde ikinci kata da burçak bisküviyi döşüyorum. Kenarda kalan boş kısımlara kırık parçaları gelişigüzel yerleştirebilirsiniz. Kata da pudingden bir miktar ekleyerek dağıtıyoruz. Benim elimde minik petibör bisküvilerden vardı. Üçüncü katta onları kullanmayı tercih ettim. Videonun başında da belirttiğim gibi elinizde hangi bisküviden varsa onları kullanabilirsiniz. Benim yaptığım gibi farklı bisküvi türlerini bir araya getirerek de bu pastayı hazırlayabilirsiniz. Küçük bisküvileri sıralamak diğer bisküvilere göre biraz fazla zaman aldığı için az bir miktarda kalan pudingimiz soğumuş olabilir. Bunun için bisküvilerin üzerine eklediğimizde bisküvileri yumuşatmaz düşüncesiyle bisküvilerin üzerine az bir miktarda süt gezdirdim ben. Dilerseniz bir bir süte de bulayabilirdiniz ama bu şekilde yapmak daha kolayıma geldi benim. Yarım çay bardağından biraz fazla süt bisküvileri ıslatmam için yeterli oldu. Eğer kahveli lezzetleri seviyorsanız bisküvileri ıslatacağınız sütün içerisine 1 çay kaşığı kadar granül kahve ekleyerek karıştırın. Bisküvilerinizi onunla ıslatın. Bu da farklı bir lezzet olacaktır.
Bu arada pudingim de ılıdığı için biraz daha fazla sertleşmiş. En üstünde kalacağı için ben biraz daha kıvamlı bir görüntüsü olmasını istediğimden az bir miktarda süt ekledim ve çırpıcı yardımıyla karıştırdım. Kıvamı böylelikle güzelleşti. Pudingin içerisine yarım çay bardağı kadar süt eklemem yeterli oldu. Gördüğünüz gibi akışkan bir kıvamı var. Az önce daha sert bir kıvamdaydı. Bu şekilde daha pütürlü bir görüntüsü olacaktı. Son katı da güzelce düzelttikten sonra pastamızı ilk olarak oda sıcaklığında soğumaya bırakıyoruz. Sonrasında dolaba kaldırarak en az 2 saat kadar dinlendirdikten sonra servis etmenizi öneririm. Dilerseniz pastanızı sade bir şekilde servis etmek yerine üzerine krem şanti ekleyebilirsiniz ya da çikolata ganaş hazırlayarak onunla süsleyebilirsiniz. Öyle de gerçekten lezzeti şahane olacaktır. Ben bu şekilde sade bir şekilde hazırlamak istedim bu sefer. Üzerine kırık fındık parçalarıyla süsleyerek dilimledim ve servis ettim. Annelerimizden gelen bu geleneksel lezzeti ben farklı bir şekilde yorumlayarak sizlere sunmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlere servis ettikten sonraki halini de göstermek istiyorum. Bisküviler çok güzel bir şekilde yumuşuyor belirttiğim gibi. Çatalla alırken dokusunu az çok fark ediyorsunuzdur siz de zaten. Yediden 70'e herkesin çok basit bir şekilde yapabileceği ve lezzetini herkesin çok beğeneceğini düşündüğüm bu pastayı herkesin denemesini öneririm. Eğer tarifimi denerseniz duygu ve düşüncelerinizi videomun yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol butonuna tıklayarak bildirim ziline basmayı unutmayın. Böylelikle yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.